Merhaba arkadaşlar, bugün Covent Garden'a gidiyoruz. Ben orayı çok seviyorum. Şimdi Putney'deyiz. Buradan oraya gitmek için Embankment'a gideceğiz. Oradan da birazcık yürüyeceğiz. Hadi gidelim. Şeklinde. Bütün sokaklar birbirine çıkıyor. O yüzden hem yürüyerek hem otobüste hem de metro ile her şekilde ulaşım yapabiliyorsunuz. Her şey çok kolay, çok rahat oluyor o yüzden. Gidelim hadi. Şimdi evden çıkarken tost falan hazırlamıştım. Biraz böyle metrodan çıkınca oturttuk. Burada kahvaltı yapacağız. Karşımız London'lar. Öbür tarafta Covent Garden zaten. Burada biraz bir şeyler yiyeceğiz, dinleneceğiz. Ondan sonra yürümeye devam edeceğiz. Böyle çimenlerde oturmak çok eğlenceli oluyor. Yani herkes burada böyle çimenlere yayılıyor, güneşleniyor. Yani gerçekten böyle bikiniyle falan yatıp güneşleniyorlar. Çok rahat bir ortam var o yüzden. Beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart. Yani tam meydanına geldik. Ben burayı çok seviyorum. Turist olarak geldiğim zaman ilk önce Ankara'dayken işte liste çıkarmıştım. Nereleri gezerim, nerelere giderim falan diye. Covent Garden'da çok duymuştum. Zaten metroya biniyorsunuz, geliyorsunuz. Çok yakın. Sonra ben buraya geldim. Burası böyle o kadar hoşuma gitti ki ben geldiğimde tam Christmas zamanıydı. Böyle her tarafı ışıklandırmışlar. Böyle güzel müzikler çalıyor. Ortam çok güzel. Böyle aşağısı falan kafeler bilmem ne. Çok kalabalık, çok sosyal bir yer. O yüzden burayı çok seviyorum. Çok hoşuma gitmişti. Hatta şöyle bir anım var. Tam dönmemin son günü, yani ertesi gün dönecektim. Uçak biletim vardı. Ondan sonra son günümde buraya gelmiştim. Burada o soğuğun altında işte gitar çalan bir çocuk vardı. Onu dinlemiştim falan. Çok hoşuma gitmişti. Hala onun videosunu izlediğim falan uygulanıyorum. O zamanlarda buraya gelmeye karar verdim zaten. O zamanlarda en çok istedim burada yaşamayı. Buranın çok bana göre olduğunu. Yani gerçekten hani Londra bir insan olsaydı Covent Garden ben olurdum. Ben böyle tanımlıyorum burayı. Çünkü çok bana hitap ediyor. Eğer buraya gelirseniz kesinlikle buraya uğramadan dönmeyin. Hem yemek yerleri var, dondurma yiyebilirsiniz. İşte hamburgerciler, pizzacı var, her şey var. Müzik var, her yere yakın. Çok güzel fotoğraf çekilme alanları var. Böyle trafiğe kapalı bir alanı var zaten. Böyle avlu gibi çok güzel. Mağazalar da var yani. Zara var, Gap var, bir sürü şey var. Diğer tarafındayız. Bu taraftan böyle mağazalara doğru gidiliyor. Yani Zara var, işte Gap var, French Connection falan. Bir sürü mağaza var. Orası daha böyle alışveriş caddesi gibi. Burası da avlu gibi olan yer. Yani trafiğe kapalı olan alan. Burada istediğiniz gibi doyasıya gezebilirsiniz. Çok güzel. Birazdan müzik falan başlar zaten. Onları izlemeye gideriz.
biraz orada takılırız falan. O müzikleri sizin de dinlemenizi çok istiyorum. Belki hatta o Christmas'ta geldiğim zamanki müzikleri bilgisayarımdan bulabilirim. Onları eklemek istiyorum. Çünkü o çok güzeldi. Ben çok büyülenmiştim. Birazdan alışveriş caddesine de gideriz. Şimdi biraz bu meydanda oturduk, dinleniyoruz. Arkadan müzik çalıyor. Şimdi çok tokuz, o yüzden şu an bir şey yiyemeyeceğiz. Bu arada burası her kıyafeti kaldırabilir. Yani isterseniz böyle süslü püslü gelin, isterseniz rahat gelin. Yani gece gündüz fark etmez, her şekilde süslenip püslenip gelebilirsiniz. Ben galiba en çok bu yüzden seviyorum. Dondurmacıyı çok merak ediyordum. Zaten şu an ödedim, dondurmamı aldım. Yani çok değişik, böyle süslü püslü bir şey gelecek. Onu yemeyi çok istiyorum. £13 ödedim 2 dondurmaya. Çok pahalı. Yani normalde bu fiyata almazsınız yani dondurmayı. Burası yani böyle Instagram'da falan hep çıkan bir yer. Hem de yani böyle buranın dergilerine sıkıntılandığında ya da termatlandığında falan ünlü bir yer. Yani ünlü bir dondurmacı. O yüzden sanırım bu kadar pahalı oluyor. Ama geldiğinde göreceksiniz zaten. Dışındaki pamuk şekeri yiyene kadar eridi, damlıyor. Pardon. Dondurmam çok eriyor da. Dondurmam güzel bu arada. Böyle bubblegum, sakızlı bir şeyle. Ve dışında rulo kat var. Bunu şimdi çıkarırsam düşecek dondurmam. Çok güzel. Covent Garden'dan yürüyerek London'a geldik. Zaten en başta söylemiştim. Buradan yürüye yürüye gelebiliyorsunuz diye. Bindiğimiz station zaten buraya yakındı. Orada inmiştik. Oradan Covent Garden'a yürümüştük. Tekrar dönerken ona da binebiliriz. Ya da tekne turu da yapıp eve dönebiliriz. London'dan tam karşımızda şurada bir tane köprü var. Ona dönerek yani oradan karşıya geçip London'ın etrafında dolaşırız. Belki London'a bineriz. Bilmiyorum. En son £50'dı benim bildiğim. Yani arkadaşım da £30'da görmüş. Tam emin değilim. Bir soracağım ne kadar olduğunu. Belki ona bineriz. Size oradan birkaç görüntü gösteririm. Bir de şurada böyle gemi gibi bir şey var. Aynı zamanda pub. Yani bir şeyler içip yemek yiyebilirsiniz orada London'a karşı. Hava bugün muhteşem. Çok güzel bir hava var. O yüzden tadını çıkarıyoruz biz de. Ama aklımda kesin boat turu yapmak var. Şimdi o bahsettiğim köprüye geldik. London Eye solumda kaldı. Bu köprüden karşıya geçeceğiz. Yani London Eye'in olduğu tarafa geçeceğiz. Bütün köprüleri çok seviyorum. Yani nehrin burası da sanırım en geniş kısmı. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Bu köprünün üstünde de müzik oluyor genelde. Az önce duydum. Yani birisi böyle kemanını çalıyordu. O tarafa doğru gidelim. Şimdi London Eye tarafına geçtik. Burası çok işlek, çok canlı. Her zaman böyle oluyor. Yemek standları oluyor, böyle şey falan kurulmuş, dönme dolap adını aklıma getiremedim. Arkamda bir pişen chips standı var. Buranın traditional yemeği zaten hepiniz duymuşsunuzdur. Birazcık patates kızartması, bir de böyle balığı, evet çıtır balık gibi bir şey yapıyorlar. Öyle servis ediyorlar. Aslında bazı yerler güzel de yapıyor. Ben seviyorum ama bazı yerler çok yağlı yapıyor. Şimdi ben ne yiyeceğimi karar veremedim yani. Pişen chips de seviyorum ama bir kafede oturup pizza da yiyebiliriz. Zaten yiyecek çok seçenek de olmuyor. Ya pizza yiyorsunuz, ya hamburger, ya da işte böyle fişen chips falan yiyorsunuz. Genelde böyle fries falan yeniyor. Evet.
haftaya kadar ama kapalıymış pandemiden dolayı. Açık değil. O yüzden binemiyoruz. Çok mutluyum çünkü şimdi atlı karıncaya bineceğiz. Hadi gidelim. Yo, bindik. Şimdi atlı karınca dayım. Birazdan bu hareket edecek. Çok mutluyum çünkü. Bunlara binmeyi çok seviyorum. Hareket ettiğim zaman çok da atlı olacağım. Çok acıktım. Ben pizza söyledim. Arkadaşım makarna yiyecek. Böyle bir İtalyan restoranına geldik. Biraz yemek yedikten sonra herhalde eve gideriz artık. Buradan tekrar geçirelim. Arkadaşlar eve az önce geldim. Bugün bayağı dışarıdaydım. Çok eğlendim. Dolu dolu bir gün geçirdim. Umarım siz de videoyu izlerken benim kadar eğlenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve bana destek olun, abone olun. Teşekkür ederim. İyi geceler. Thank you.